için sana çöp şişle tavuk kanadı aldım. Yanına da cacık yapacağım. Ama nane almayı unutmuşum. İnşallah nane vardır evde. Hiç boşuna uğraşma. Ben bir şey yemeyeceğim. Aa, nasıl yemeyeceksin? Vallahi insan manyak bir psikopat karıfından kendi evinde esir alınca bir şey yesi gelmiyor. Ölüm orucuna girdim ben. Ölüm orucu mu? Sen beni serbest bırakana kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Sabah bıraktığım kahvaltıyı gömmüşsün ama. İşte kahvaltıdan sonra karar verdim ölüm orucuna girmeye. Ama olmaz böyle Can'cığım. Aç karnına senaryo yazamazsın. Senaryo da yazmayacağım. Nasıl yazmayacağım? Vallahi sen beni serbest bırakana kadar bilgisayara elimi sürmeyi düşünmüyorum. Senaryo orucuna da girdim. Of, böyle yatacağım bak. İyi de yapımcı mesaj attı bugün. Önümüzdeki iki haftanın bütün bölümlerini toptan alabilir miyiz diye sordu. Ha, 10 bölüm birden istiyor. Evet. Semiroğulları'nın yalısının kirası çok yüksek diye önümüzdeki iki haftayı bir günde topluca çekip çıkalım mekandan diyor. Ama merak etme Can'cığım. Ben sana yardım edeceğim. Birlikte çok hızlı yazarız. Ayrıca senaryonun ve hikayenin gidişatıyla ilgili çok çılgın fikirlerim var. Vallahi artık beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Yani ben yazmayacağım için dizide çekilemeyecek haliyle sezon sonunu beklemeden final yapacak. Yani fandomcum, sen aslında beni buraya kapatarak kendi ayağını sıktın biliyorsun değil mi? Ah, iyi tamam o zaman sen yazmazsan ben yazarım. Kolaydı sanıyorsun. Yani öyle ufak bir final değişikliği yapmakla kendini yazar mı oldun sanıyorsun? Hadi otur yaz bakalım. İkinci sahneye gelmeden kafanı masaya vurmaya başlarsın. Ne konuşuyorsun? Vallahi dün gece gönderdiğim senaryoları herkes çok beğenmiş. Bir tek o kanalın çok bilmiş drama müdüresi o gıcıklık yapıyor. Sapık gibi bütün gün arada durdu seni. Ben açmadım tabii. Ay sonra mesaj yazmış. Yeni senaryoların yeni halleriyle ilgili bazı görüş ve önerileri varmış hanımefendinin. Bazı sahneleri biraz yavaş bulmuş. Bir tık hızlandıralım diyor. Bir tık ne ya? Tık diye bir zaman birimi mi var? Burada 9 sezondur çatır çatır senaryo yazan adam var. Ama sen ondan çok daha iyi biliyorsun senaryo yazmayı. Salak. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bu diziyi seçiyorlar mesela bir diziyi, kabul ediyorlar. Ama sonra o dizinin senaryosuna müdahale edip bütün işi bozuyorlar ha. Sonra da o iş tutmazsa eğer suçu bütün başkalarına atıp hiçbir sorumluluk kabul etmeden böyle bir sıvışıyorlar ya. Bak en çok ona gıcık oluyorum, en çok. Ben kanal sahibi olsaydım tutmayan dizileri hemen yayından kaldıracağım ama asıl o işi seçenleri sonra o senaryolara müdahale edip işi bozunun salakları kovup onları yayından böyle kaldırırdım. Bir tıkmış ya, bir tık. Bir şey soracağım sana. Sor. Sen kendini konuşurken hiç dinliyor musun? Nasıl dinliyor muyum? Çünkü dinlesen bayağı sıkılırsın kendinden de. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum Can'cığım. Ya ben senin yardımını istiyor muyum? Saçmalama, vurma sana. Elini inceteceksin, yapma. Sonra senaryo yazamayacaksın. Ta okey, okey. Şöyle yapalım mı? İstersen çıkalım yukarıya. Söz veriyorum, polise haber vermeyeceğim. Bak söz veriyorum. Hem... Yani dizimin bu kadar fanatik bir takipçisi olması hoşuma da gitmedi değil hani. Zaten bir senarist başka ne ister ki? İzleyicisinin hayatına dokunabilmek ister. Ben senin hayatına dokunmuşum. Daha ne isterim ya? Bak gel şöyle yapalım. Aç kapıyı çıkalım yukarıya. İki kadeh bir şey içerken senin şu muhteşem fikirlerin vardı ya. Onlardan konuşalım. Ne dersin? Olmaz. Nasıl? Lan bırak beni! Aç şu kapıyı, deneyeceğim burada ya! Tavuk kanadı soğumaz. Ben de senin cacığını yapayım. Çok acıktım. Kadın bayağı cacık yapıyor ya. Yine arıyor kanalın drama kraliçesi. Niye arıyorsun hala telefon sapığı gibi? Can'cığım bu kadın biraz yüzsüz mü acaba? Sabahtan beri arıyor açmıyor.
Hadi, 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 hadi. Kapattım Cancığım. Bugün bizi kimse rahatsız edemeyecek. Ya hayır ya. Hayır. Sen bozdun mu yazma orucunu? 1890 bölümdür yazdığım diziyi kendini senarist sanan manyağın eline bırakacak halim yoktu herhalde. İzleyiciye saygım var en başta. Ay çok sevindim bu habere. Ah, beraber çok güzel şeyler yazacağız. Gör bak. Hadi al yemeğini. Ama Cancığım ben senin için nanelicacık yapıyorum. Sen bana saldırmaya kalkıp ortamı gereksiz geriyorsun hayatım. Bana bunu neden yapıyorsun ya? Ben seni korumaya çalışıyorum. Ya benim seni korumana ihtiyacım yok. Eski karısından korktuğu için evin altına böyle kurşun geçirmez camlı bir panik odası yapan adam mı söylüyor bu? Panik odası değil, kaç defa söyleyeceğim. Burası benim senaryo yazma sığınağım. Niye anlamıyorsun? Eğer nane az geldiyse cacının üzerine biraz böyle serpeyim istersen Cancığım. Ne dersin? Hadi al. Artık yiyelim yemeklerimizi. Alalım sonra kahvelerimizi. Geçelim işimizin başına. Yoksa mümkün değil, bitiremeyiz 10 bölümü birden. Hala benim aklımın küçümsediğini görmek beni çok üzüyor Cancığım. Nereye bakıyor bu?
Aha, interkomun ışığı yandı. Zil çalıyor galiba. Buyurun. Can Bey evde mi? Siz kimsiniz? Ben Hale Kuruyemiş. Kuruyemiş mi? Can Bey'in yazdığı dizi yayınlayan kanalın drama müdüresiyim. Ha, siz o drama müdüresi Hale Hanım'sınız. Ah, bir sene eksikti. Orada mısınız? Evet, buradayım. Hale Hanım, hemen uzaklaşın. Elinde silah var o manyağın. Öldürmeye çalışıyor. Polis haber verin, gelsin kurtarsın bizi. Can Bey, haber verir misiniz rica etsem geldiğimi? Veririm. Yani verirdim ama Can Bey evde yok ne yazık ki. Evde olsaydı verirdim tabii. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Bir tek ben varım evde. Siz kimsiniz peki? Ben kendisinin asistanıyım. Ne konuşuyor ya bunlar? İyi mi peki kendisi? Ben bugün defalarca aradım, bir sürü mesaj yazdım, hiçbirine cevap vermedi. Artık sağlığından endişe ettim, bu kadar yoldan geldim. Can Bey gayet iyi. Can Bey'i biliyorsunuz, kendisine ulaşmak imkansız gibi bir şeydir. Öyle mi? Kolay ulaşılamıyor. Neyse, iyi olmasına sevindim. Eve geldiğinde benim uğradım ve telefon beklediğimi söyleyin. Tabii söylerim. Sağ ol. Hah, kaç kurtar kendini, kaç! Rahatsız ediyorum ama. Hayda, niye geri döndü şimdi bu? Can Bey ne zaman gelir acaba? Can Bey nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini bize söylemez. Ya gitsene buradan kadın, evde silahlı manyak var diyorum, gitsene ya. Bakın ben çok uzak bir yoldan geldim. Avrupa yakasından geliyorum ve 1,5 saat sürdü. Aynı yolu geri dönmek istemiyorum şimdi. Siz bana kapıyı açın da ben içeride bekleyeyim canı. Ne olur git. Ne olur git buradan. Sakın girme içeri. Ne olur, ne olur. Hayatım, ben yabancı değilim. Koskoca kanalın drama müdüresiyim. Açar mısın şu kapıyı? Tabii. Buyurun, açıyorum kapıyı. Bir zahmet. Aa, hadi gel içeri. Gel içeri ya, gir gir. Gir de göre benim fandomun, hadi. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Buyurun lütfen içeri. Bir saniye durun. Ne oldu? Terlik vereyim ayağınıza. Fandom Hale'yi de bayıltıp benim yanıma kapamasın sakın. Vallahi şu sahne bir tık yavaş, bir tık uzun diye kafamı siker bütün gün. Ne olur yapma, hayır! Yalnız Can Bey, ben beklerken bir kahve alırım. Kahvenize bir tık şeker alır mısınız? Bir tık mı? Evet, ya da bir tık süt. Yok, şekersiz, sütsüz, sade. Tık.
Tıksız kahveniz hemen geliyor. Sen burada yeni başladın galiba hizmetçiliğe. Ben hizmetçi değilim. Can Bey'in özel hayat asistanıyım. Hayat asistanı mı? Evet. İyiymiş. Hayat asistanı. Hey! Halen! Polis haber verin, gelsin kurtarsın beni hemen! Sen de bir ses duyuyor musun? Ne sesi? Bak. Bak sanki dışarıdan bir ses geliyor. Yok, ben hiç öyle bir ses duymuyorum. Yerden geliyor ses. Sürüz, yardım edin! Yerden mi? Ha, bu yan evdeki gençler havuz başında parti yapıyorlar. Onun sesi geliyordur. Yan ev mi? Ben ev falan görmedim gelirken. Evi ağaçlar kapatıyor, ondan görmemişsinizdir. Müzik açalım, gürültüyü bastırsın. Kıssana biraz. Efendim Aytuz'cum? Aa, yok yok, ben hiç beğenmedim onu ya. Tutmaz o iş. Ay, içim kıyıldı okurken. Yarısında bıraktım senaryoyu. Evet. Tamam canım. Tamam, hadi hoşça kal. Senin tutar dediğin bütün işler tutuyor çünkü. Şey mi dedin? Kahvenizi soğutmadığın için isterseniz. Yanına da bir tık tatlı ister misiniz? Yok yok, sağ ol. Can Bey mesaj attı şimdi, İstanbul dışına çıkmış. İstanbul dışına mı çıkmış? Evet, birkaç hafta dönmeyecekmiş eve. Birkaç hafta mı? Ya ben sabahtan beri mesaj atıyorum, arıyorum. Bana cevap vermiyor, seninle mi mesajlaşıyor? Evet, dediğim gibi ben onun hayat asistanıyım. Ben de kanalın drama müdüresiyim. Burada iş yapıyoruz, böyle şey mi olur ya? Hemen ona söyle o zaman, derhal beni arasın. Ya da yakındaysa geri dönsün. Ben zaten sizin burada olduğunuzu söyledim Can Bey'e. Hale Hanım'ın senaryo ile ilgili notları varsa sana iletsin, sen bana gönderirsin dedi. Hadi ben sizin notlarınızı yazayım, olur mu? Evet, sizi dinliyorum. Güvenlik kameralarını bu bilgisayarın Bluetooth ile bağlı olduğuma göre ben de Bluetooth ile Halen'in bilgisayarına bağlanabilirim.
kadın tavanın neresine denk geliyor acaba? Dosya yazmadın. Neye çıkıyorsun? Gerizekalı! İlk bölüm çok yavaş. Bir kere onu bir tık hızlandırmamız lazım. Bir de bölüm izlek değil. İzlek mi? İzlek nedir? Yani merak unsuru yok. Bölümün başına biraz merak unsuru içeren sahneler katmamız lazım. Hadi bağlan ne olur bağlan. Hadi bağlan gönder ne olur hadi. Hadi Ali Hanım. İyi de bölüm Adnan Bey karısının uçurumdan aşağı itmek üzereyken açılıyor zaten. Daha neyi merak ettireceğiz ki? Hayatım senin fikrini sordum mu ben? Ben ne diyorsam onu yap. Zaten sinirlerim tepemde. Gönder. Gönder, gönder. Bir gönder. İlk bölümün ilk 30 sayfasını atarsak ve ikinci bölümle birleştirirsek bence süper olur. Ne? Olur bağlan. Yalvarıyorum hadi. Hadi bağlan ne olur ya. İkinci bölümün ortasındaki sahneler de biraz temposuz olmuş. Böylece o eklektik sahnelerden de kurtulmuş oluruz. Eklektik mi? Ya bir şey soracağım. Eklektik nedir? Gereksiz yani. Gereksiz sahneler. Gereksiz. Bölümün başındaki bütün o sahneler gereksiz yani. Evet. Onların hepsini komple atacağız. Ancak öyle toparlayabiliriz bunu. Nasıl atarız? O kadar sayfa çöpe atılır mı? Göz nuru, işçilik var o sayfalarda. Ben sabahladım onları yazmak için. Nasıl sen yazdın? Hayır, Can Bey sabahladı. Ben de özel asistanı olarak yanında sabahladım tabii ki. Lütfen yorum yapmayı kes dediğimi yaz, hadi. Yeter, yeter! Hale Hanım, imdat. Şu anda evimin altındaki bodrum katında tutsak haldeyim. Siz eve alan o kıza çaktırmadan bir bahane uydurup hemen evden çıkın ve polisi arayıp durumu haber verin. Gelip beni kurtarsınlar. Polislere evin bodrum katında gizli bir kapıdan inildiğini söyleyeyim. Yoksa beni bulamazlar. Canım bir bakar mısın? Bakar mısın bir? Şarj aletimi arabada unutmuşum da. Bana alır mısın torpido gözünde? Tabii. Teşekkürler. Koridorun sonundaki kapıdan evin yanındaki başka bir koridora çıkılıyor. O koridorun sonunda da bir elektrik dolabı var. Ortadaki kutunun içindeki kolu çevirince dolabın arka tarafına geçiyorsunuz. Korkmayın, dolapta elektrik yok. Dolabın arkasında gizli bir kapı göreceksiniz. O kapının arkasındaki merdivenlerden iniyor bu oturma. Lütfen acele edin. Bu arada senarist Can Aslan'dı. Thank you.
Can Bey? Hale Hanım. Can Bey? Hale Hanım, siz neden indiniz buraya? Hale Hanım, açamazsınız siz onu öyle. O öyle bir şey değil. Sizi buradan çıkarayım da sonra beraber gideriz polise. Hale Hanım, lütfen hemen gidip polise haber verin. O manyağı da sakın hiçbir şey çaktırmayın. O yeni asistanınız mı? Yeni mi işe aldınız onu? Ne garip bir kız. Zaten gözüm hiç tutmadı benim de. Bana senaryo hakkında fikir veriyor. Ha, bu arada senaryo demişken notlarımı okudunuz mu? Yok yok, onu sonra okurum ben hala. Can Beyciğim, bir tık hızlandırmamız lazım. Birinci bölümün ortasından kesersek, ikinci bölümle birleştirirsek çok güzel olacak. Neden olmasın? Bunların hepsini yaparsam bir an önce... Can Beyciğim, ben size yardımcı olmak istiyorum. Yani biraz senaryodan anlıyorum biliyorsunuz. Her gün onlarca senaryo okuyorum ben. Hayır, yani yapma, yapma. Ciddiye alırsanız eğer ona göre tekrar revize edelim. Hayır, yapma, yapma, yapma. Yapma.